Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Klinik şartlarda ultrasonografi esnasında karaciğeri büyük saptanmış ve bu konuda ciddi endişe duyan bir hasta grubu ile sıkça karşılaşıyorum. Bu konu üzerinde konuşmak istedim sizlerle. Ultrasonografide hemen her organın boyut ya da hacim açısından tek bir ölçüm metodu var ve bu metoda göre organın boyutunu değerlendiriyoruz. Karaciğer için de aynı şey geçerli mi? Gerek Türk, gerek yabancı hangi kaynağa ya da çalışmaya bakarsak bakalım şöyle bir cümleyle karşılaşıyoruz. Ultrasonografide karaciğer boyut ölçümü için net bir görüş birliği mevcut değildir. Farklı çalışmalarda araştırılan, birbirleriyle karşılaştırılan farklı ölçüm metotları var. En çok üzerinde durulanlardan örnek vermem gerekirse, ultrason probumuzu mid klaviküler hat dediğimiz orta hatta koyup karaciğerin boyutunu düz ya da eğik planda ölçebiliriz. Ya da ultrason probumuzu mid aksiller hat dediğimiz koltuk altı düzlemine koyup yine karaciğerin boyutunu düz ya da eğik planda ölçebiliriz. Karaciğerin olması gerektiği normal boyut aralığı ölçüm yaptığımız metoda göre de değişiklik gösteriyor. Radyolog olarak bizler bu değerleri ayrı ayrı bilmeliyiz. Ayrıca ölçüm yaptığımız başlangıç ve sonlanma noktalarını en doğru şekilde belirlemeliyiz. Aksi takdirde karaciğer boyut ölçümümüz doğru olmaz. Bunların da yanında karaciğer boyutunun cinsiyetten, vücut kitle indeksinden etkilendiğini, karaciğerin boyutunu normalden büyük ölçmemize neden olabilecek Riedel-Lob varyasyonu dediğimiz normal bir varyasyonun mevcut olabileceğini mutlaka akılda bulundurmalıyız. Kısaca anlatmak istediğim, ultrasonografi ile hızlıca bakıp karaciğer normalden büyüktür demek çok kolay. Ancak karaciğerin boyutunu ultrasonografi ile en doğru şekilde ölçebilmek o kadar kolay değil. Bilgi birikimi ve titizlikte ölçüm gerektiriyor. Bir de hastalarımızın şunu bilmesini istiyorum ki, karaciğerde parenkimal bir bozukluk, diğer organlarda, kanda hiçbir bulgu yapmadan sadece karaciğerin boyutunu artıran bir hastalık yok. Gastroenteroloji ya da dahiliye doktorunuzun yaptığı klinik muayene normalse, laboratuvar tetkikleriniz de normalse, ultrason raporunda tek başına yer alan hepatomegali ya da karaciğer normalden büyüktür ibaresi için endişe etmenize ya da bu amaçla sürekli ultrason kontrollerine gitmenize gerek yok. Ölçümün doğrulanmasına ilişkin ikinci bir gözün ultrasonografi ile karaciğer boyutunu değerlendirmesi içimizi rahatlatmak adına doğru bir adım olabilir.